Yani şuraya Yakın baktığım tarihlerde zaman, satışlar var. evet, Kasım ayında 6 bin doların üzerinde bir ciro, Aralık ayında da 5 bin doların üzerinde bir ciro gösterebilirim. Yani mesela Tabii. ilk ay Yani çok ilk online enteresan, arbitraj kolinizde değil mi oluyor bu? yani yaklaşık bir 4 saatlik bu işi, yani ürün araştırma işini tam full konsantre Sizinle. odaklandığımda ben bir aylık aslında evimin geçimini sağlayabilecek bir getiriye sahip olabiliyorum. Mustafa hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de gayet. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Seni dinlemek isteriz. Hocam öncelikle kendimden bahsedeyim. Şimdi ismim Mustafa. Yaşım 35. İstanbul'da yaşıyorum. Bundan önceki geçmiş zamanlarda neler yaptım onu aslında bir açıklayayım. Bu girişimcilik nereden geldi? Oraya Tabii. değineyim aslında. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani bu girişimcilik aslında bana herhalde çocuklukta bulaşan bir şey. Çünkü küçükken 7-8 yaşlarında işte semt pazarlarında işte su satıyordum. İşte orada sebze gibi işte çamaşırlar gibi şeyler satıyordum açıkçası. Ve hani bir şeyler işte satmak benim aslında hoşuma gidiyordu. O dönemlerden başladı bu. İşte Amazon karşıma çıktı. Yine YouTube'da işte yapmış olduğum araştırmalar sonucunda. Tabii bir eğitime başladım. Yani bir işte takip ettiğim bir eğitimcinin eğitimini satın aldım ve Arbitrajla ilgili miydi? Drop'la ilgili mi? ben aslında o zamana kadar arbitraj veya drop veya işte quiet deal bunun ne olduğunu bilmiyordum aslında. Bir eğitim aldım ama eğitimin içerisinde aslında tüm modelleri anlatıyor. Yani işte private level'dan başlıyor, işte arbitraja kadar devam ediyor ama eğitimi bitirdikten sonra şunu anladım. Yani bu eğitim private level eğitimiymiş dedim yani. Hani arbitraj konuları çok kısaydı, çok Yüzeysel. yüzeyseldi. Bu sebeple de bir deneme yapmak istedim aslında. Hani o aldığım eğitimle bir işte Amazon'a giriş yapmak istedim. Mağazamı açtım. Amerika'da ilk mağazamı Amerika'da açtım. Tabii ürünleri nasıl analiz etmem gerektiğini, nasıl ürün araştırmam gerektiğini vesaire oradan izlediğimde çok iyi anlayamadığımı fark ettim. Bunu daha sonra fark ettim tabii. Ben Türkiye'den bir ürün işte buldum ve Amerika'ya gönderdim. Bu almış olduğum Retail ürün. Retail arbitraj yapmış olduğumu anladık tabii. arbitraj. İşte buradan ürünü gönderdim. Yani sadece bir tane yazılım kullandım bu arada. Tam olarak satışları doğru vermediğini hani gördüm. Gönderdikten sonra bunu fark ettim. Maalesef ürünler istediğim şekilde satılmadı. Yanlış Ürünler, analize gitti. evet, yani uzun bir süre depoda bekledi. Derken işte bu iş böyle olmuyor demeye başladım artık. Sonrasında işte yine YouTube'da çeşitli işte araştırmalar yapmaya başladım. Yani ben dedim ki yani private label yapılacak kadar sermayem yok benim. Benim online arbitrajı öğrenmem gerekiyor diye düşünmeye başladım. Sonrasında işte sizin eğitiminiz karşımıza çıktı ve iyi de oldu. Online arbitrajla ilgili bütün yani olabilecek bütün müfredatın olduğunu gördüm. Yani dedim ki yani bu kadar dolu dolu bir içerik herhalde başka bir eğitimde yoktur diye düşünerek o şekilde bir sürece girdim. Ondan sonra zaten ben dedim hani bundan önce gerçekten çok zaman kaybetmişim dedim yani o eğitime girdikten sonra. Orada da şöyle oldu. Ben işte ilk önce hemen işe adapte olmak için yani online arbitraja adapte olabilmek için en hızlı yöntemin sizin eğitimlerinizi de inceledikten sonra adım adım denemek için şeyi seçtim. Amazon'dan Amazon'a'yı seçtim mesela. Yani en hızlı bu şekilde adapte olabilirim diye Doğru, düşündüm. doğru. Sonrasındaki tabii ki adımlarda işte farklı sitelerden tedarik edip yine Amazon.com üzerinden yapılabilirdi. Kanada'ya satılabilirdi. Ben kolay yolla bir giriş yapayım, bu sistemi iyice bir öğreneyim dedim. İşte Kasım ayında işte hemen ürün araştırmaya başladım. Ürünleri gönderdim. Ürünleri gönderir göndermez hani şöyle şeyler duyuyorum ben mesela YouTube'da. Hani yoldayken satıldı. O benim başıma geldi mesela yani. Yoldayken satılmaya başladı. Yani bununla ilgili de hatta şöyle gösterebilirim. Yani mesela Tabii. ilk ay Yani çok ilk online enteresan. arbitraj kolinizde değil mi oluyor bu? Bu ilk online arbitraj İlk kolimde. başta retail arbitraj denemişsiniz bizden önce. Evet. Başarısız geçmişti. Sonrasında online arbitraja geçtiniz. Bir daha retail arbitrajdan ilerlemediniz. Doğru. İlk Yani online bıraktım. arbitraj kutusunda bunlar çok iyi bence. Yani çok iyi. Yani şöyle, yani benim bir senede
Amerika mağazasında yaptığım ciroyu ben aslında bir ayda yapmış oldum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela şu November, Kasım oluyordu galiba, değil mi? Evet, evet Evet, şimdi gözüküyor. yani şuraya Yakın baktığım tarihlerde zaman, satışlar var. evet, Kasım ayında 6 bin doların üzerinde bir ciro. Aralık ayında da 5 bin doların üzerinde bir ciro yapabildim. Sonraki ay, Ocak ayında biraz düşmesi söz konusu oldu. Bunun sebebi de şu aslında. Ben biraz bu süreçte toptan ürün tedarik etme araştırmalarını baktım aslında. Yani toptan bir ürünleri nasıl alırım, bunun yöntemleri nedir derken aslında orada birazcık online arbitraj tarafını birazcık zaman oraya veremedim açıkçası. Wholesale kısmına geçmek isteriz. Wholesale kısmını aslında merak ettim ve o araştırmalarımı yaptım. O yüzden Ocak ayı birazcık aslında düşük geçti. Ancak şöyle bir şey var. Yani o hızla devam etseydim o artık 6-7 Merdiven olurdu. üzerine çıkacaktı yani. Durum bu şekilde yani. Şeyde Discord'da gördüm ben sizin paylaşımınızı. Bir markayla anlaşacaksınız galiba. Aslında orayı da insanlar merak ediyordur. Evet, o da şöyle oldu. İşte bahsettiğim o işte Ocak ayı içerisinde hani böyle hem online arbitraj işte ürünleri araştırırken hem de toptan ürün nasıl tedarik ederim noktasında incelemeler yaparken bir tane ürünün karlı olduğunu gördüm. Bunu da şöyle araştırıyordum aslında. Ben Amerika içerisinden Kanada'ya veya Avustralya'ya göndermeyi hedefliyordum. O arada işte tabii biraz geniş bakıyorum olaya. Hani sadece işte Kanada özelinde değil de yani bulduğum bir ürün eğer ki Kanada'da karlıysa satışı oraya göndermeyi hedefliyorum. İşte Avustralya'daysa Avustralya'ya göndermeyi hedefliyorum. Derken işte baktım ki karlı bir ürün. Ben şöyle genelde çalışıyorum. Eğer karlı bir ürün bulduysam hem global noktada diğer mağazalarda satabilir miyim? Buna bakıyorum. İkincisi de bu ürün eğer karlıysa bu markanın diğer ürünleri de karlı olabilir. Evet. Değilse bile ben merak edip inceliyorum açıkçası. Hemen o ürünleri incelerken, diğer markanın ürünlerini de incelerken aslında private label ürün olduğunu aslında anladım. Çünkü satıcıları tek. Bir satıcı var ama şu dikkatimi çekti. Satıcısı markanın kendisi değildi. Satıcısı demek ki yetkili bir satıcıydı. Acaba dedim ben de bu markanın yetkili satıcısı olabilir miyim? Bir denesem ne olur diye Ya düşündüm. ne kaybedeceğiz değil mi? Hiçbir şey kaybetmezdim yani. Alt tarafı bir mail atacağım çünkü. Evet. Markaya mail attım. Tabii sizin de eğitimde bahsettiğiniz işte markalarla nasıl iletişime geçilir konularını da böyle harmanlayarak biraz da doğaçlamayla güzel bir şekilde konuştum. Yani yazdım daha doğrusu. İşte merhabalar işte ben işte şu firmasından Mustafa. Ürünlerinizi inceledik. İşte ürünlerinizi işte bizler de satmak istiyoruz Amazon platformunda. Gerekirse markanın değerini arttırmak için çeşitli çalışmalar yapabiliriz. İşte reklam ve pazarlama çalışmalarımızda markanızın bilinirliğini arttırabiliriz gibi. Bu şekilde güzel metin yazıp göndermiştim. Markadan dönüş geldi bir gün sonra. Bizim normal şartlarda yeni bir Amazon satıcısına yetki vermiyoruz. Ama ben orada tabii kendi web sitemi de belirtmiştim. Dilerseniz kendi web sitenizde satabilirsiniz diye de böyle bir açık kapı bırakmışlar. Benim için şey oldu böyle bir heyecan verdi aslında. Şevklendim. Yani dedim ki eğer böyle bir şey varsa ben bunun bir şekilde yolunu bulurum. Kendi e-ticaret sitemde de aslında satabilirim. Biraz da belki ikna edersem Amazon için de belki bir izin koparırım diye Tabii. düşündüm. Hemen güzel bir şekilde yine dönüş yaptım. Aslında burada biraz da ajitasyon yaptım. Açık konuşmak gerekirse. Nasıl? Şöyle dedim ki Amazon'da işte yeni satıcılara izin vermiyor olmanız benim gibi küçük işletme sahibi olan birisi için çok üzücüydü. İşte çok üzüldüm bu durumdan dolayı. Aslında şöyle bir hayalim var. İşte Amerika'da fiziki bir mağaza açmak istiyordum. Bu hayal için sizler de destek olsaydınız güzel olurdu vesaire gibi. Yani böyle bir ajitasyon yaptım açıkçası. Sonrasında tekrardan bunu attıktan sonra geri dönüş yaptılar. Dediler ki yani bizim politikalarımız belki hani biraz ağır gelebilir ama yine de size attığım kataloğu inceleyin. Amazon yetkili satış Süper. noktasında bir fırsat, bir şans verebiliriz belki size dediler. İşe yaradı. İşe yaramış oldu. Sonrasında hemen tabii kataloğu inceledim.
Bununla birlikte yaklaşık 270 tane falan bir asini vardı Amazon.com üzerinde. Benim satabileceğim, hani böyle pahada yüksek ama işte hacimsel ve ağırlık olarak düşük olan bazı ürünler işte belirledim. Bunlar üzerinde de işte yaklaşık 25 tane falan bir asin belirledim. Ve bu asinlerde ortalama ayda 100 bin dolar civarında bir ciroya ulaşıyor. Hani benim de belki ulaşabileceğim bir seviye olur diye düşündüm ve o listeyi güzel bir şekilde hazırladım. İşte Kipa'dan çeşitli datalarını çıkarttım. Hangi asinleri alacağınız dediği gibi. Hangi asinleri alacağımı bir Excel'e koydum. Yanına işte başlığını, sonra işte firmanın kendi kataloğundaki katalog isimleri ve Amazon'daki katalog işte isimleri vesaire. Bunları güzel bir şekilde hazırladım. Daha sonra dedim ki ben dedim bu ürünleri satmak istiyorum. İşte aynı zamanda kendi e-ticaret sistemimde de bunları listeleyip satmak istiyorum. Yine burada tabii eğitimin içerisindeki gibi hani işte marka bilinirliğinizi arttırmaya yönelik işte çalışmalar yaparız gibi orada yazan şeyleri, anlattığınız konuları aslında iletmiş oldum. Daha sonra şunu söylediler bana. Tamam, bu vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Şimdi bize bu ürünler için ilk sipariş hacminizi bize belirtin. Yani ilk sipariş tutarı herhalde bekliyorlar. Ya tabii da ne kadarlık alım yapacaksınız? Adet, evet, ne kadarlık alım yapacaksınız gibi böyle bir şey oldu. Şimdi ben de düşünüyorum yani hani ortalama benim bu işi ilk siparişi karşılayabilmem, sonraki siparişleri yine karşılayabilmem için cebimde yeterli miktarda para yok. Bunun için de tabii ki bir yatırım almam gerekiyordu. Bunun için de çevremi ilk önce kullanıyorum ben. Yani eğer mümkünse çevrem. Amazon'u bilmeyen ama çevreniz değil mi? Evet evet, Amazon'u bilmeyen çevreden başladım açıkçası. Sonrasında yakınıma gittim. İşte bilgisayarımı aldım. Çalışmalarımı güzel bir şekilde rapor olarak hazırladım. Oturdum karşısına ve bu şekilde aylık satış adetleri bunlar. Marka bu ürünlerde bize izin veriyor. Ve bu kadar paraya ihtiyacım var deyip yaklaşık 750 bin TL civarında bir yatırım sözü aldım. Bu çok da iyi. Benim hem ilk siparişi karşılayabileceğim hem de sonraki adımda ikinci belki üçüncü siparişi karşılayabileceğim bir sermaye aslında sözünü almış oldum. Bu da güzel bir gelişme oldu benim için. Süper. Şu an o şekilde markayla bir kontağı kurdunuz aslında. Ve şu anda başkasının sermayesini yöneterek aslında hep anlatmak istediğimiz buydu. Yani sizin bilginiz var. Buradaki özel ajitasyon tekniğiyle de işi bağlamışsınız. sonrasında şu an sadece aslında siz köprü olacaksınız. Bir sermayeyi yöneteceksiniz. Ürünleri oradan aldıktan sonra aslında bir işçiniz kalmayacak. Yani toplu siparişten sonra, FBA planı veya ara depodan sonra. Siz oturacaksınız arka stokların hızlı şekilde satılması. Tabii bazen PPC desteği verebilirsiniz listelere, aldığınız listelere. Hani o tarz stratejiler yapılabilir. Yani çok güzel bir noktaya gelmişsiniz. Retail arbitrajla bir kötü bir deneyim olmuş. Sonrasında online arbitrajla ilk koliniz daha yoldayken satışlar başlamış. Bu arada insanlar şunu da merak edecektir. Bu kollerin hani ilk koliniz sonuçta belki yine online arbitrajı ilk koliniz. Belki yine hatalar olmuş olabilir ama ne kadarlık bir yatırım geri dönüşü oldu? Yani hata yaptınız mı, kar gider analizlerinde fiyat kırıldı mı? Nasıl oldu o kısım? Yani şöyle tabii ki başlangıçta biz bir ürün analizi yaparken ve işte bunların koli içinde işte ne kadar yatırım yaptığım ve işte ne kadar kar elde edeceğim bunlar Excel'de yani kağıt üzerinde elbette hoş görünüyor. Çok evet. Güzel bir şekilde bir tabloyu hazırlıyoruz. Online arbitraj olduğu için bu işin modeli senin gibi diğer satıcılar da bu ürünleri keşfediyor. Dolayısıyla hani ürünleri satmaya başlıyoruz. İlk başlangıçta işte %30-35-40 civarında bir yatırımın geri dönüş oranını hedefliyordum. Ama zaman içerisinde ürünlerin işte azalmaya ne diyelim ona yani ürünlerin ilk başlangıcıyla ortasına geldiğimizde yatırımın geri dönüşüm oranı tabii ki düşüyor. Yani bu hani bu işin maalesef ki doğası gereği böyle. Ama ben şunu hep kendimde bir kırmızı çizgi olarak belirtiyorum açıkçası. Ben mesela %20'nin altını düşmemek için mücadele ediyorum. Yani gerekirse o ürünü ben bekleyeceğim. Yani o ürün yeter ki benim istediğim ROI'de, kar marjında diyelim. Hani çoğu kişi belki ROI nedir anlayamayabilir. Benim istediğim oranda aslında satılmasını bekliyorum. Tabii bu arada bu işin artı yönlerinin olduğu kadar eksi yönleri de şu oluyor.
Başlangıçta belki işte bir ürünü satmaya karar veriyorsun, gönderiyorsun ve satışa başlıyor. O anda belki 10 tane satıcı ile birlikte satıyor oluyorsun. Ama sonrasında gün geçtikçe 12, 13, 15 kişiye çıkıyor ve fiyat da kırılıyor. Yani bunların her birini aslında ilk gönderim yaparken öngörmek gerekiyor açıkçası. Ama ben dediğim gibi işte ilk gönderimde güzel kar ettim. Hı hı. Ama aynı koliyi tekrardan stok beslemesi yapmak istediğim zaman aynı karları yakalayamıyorum. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde rakipler o ürünlere de girmiş oluyorlar. Burada bunun çözümü de şu. Yani burada hemen hızlı bir şekilde farklı yeni ürünler keşfetmemiz gerekiyor. Yeni ürünlerle farklı bir kolye geçmemiz gerekiyor. Açıkçası bunu tavsiye edebilirim. Siz Amazon Amerika'dan aldınız. Aslında Kanada'da satış yaptınız. Ya burada şunu söylemek isterim. Siz şu anki bilginizle 24 saat içinde bence 2-3 tane kolye rahat hazırlayabilirsiniz. Amazon'dan Amazon'a en azından. Kesinlikle. Burada hani aktardığımız bilgiler olsun, sürecin diğer arbitraj ya da wholesale tipine göre daha kolay olmasından dolayı da aslında. Tabii ki de rekabet artıyor. Çünkü şu an 10 saat mesai yapayım. Hani en kötü şartlarda bile %20'lik mesela işte 1000 dolar yatırdım, 1200 gibi bir mantıkla bakarsak 1000 dolara 200 dolar kar koyaraktan ilerleyebileceğim bir kolyeyi aynı gün içinde yapabiliyorum aslında. Evet. Şu anki bilgimiz, sürecin hızlılığı, ara depoların işte entegre olması gibi. Burada aslında sizin şu sattığınız bu Amazon'dan tedarik ettiğiniz ürünün marka onayı var mıydı? Açık kategoriler miydi? Aslında bunlar da önemli kıstaslar. Ben ilk şöyle söyleyeyim. Yani ilk ürünlerimde aslında şeydi, açıktı. Yani ilk retail arbitraj yaptığımda açıktı. Ama sonra online arbitraj modeline geçtikten sonra marka onayı almak, işte kategori açmak gibi şeyleri de öğrendiğim için ben bu tarz ürünlere girebildim. Yani ben birçok ürünümde markayı da açtırdım. İşte kategoriyi de açtırdım. O şekilde ilerledim. Burada tabii marka ve kategori açtırdığım ürünlerde daha az rekabet oluyor ve daha yüksek karlar elde ediyoruz. Bunun avantajlarını yaşadım açıkçası. Diğer türlü herkesin satabildiği ürünlerde tabii ki rekabet daha yüksek oluyor. Peki yani şöyle adaletli baktığımızda aslında hani emek ve karşılık olarak da. Şimdi dediniz ya kategori marka işte kapalıydı, onları ben hani açtım. Bir tık daha uğraştım ama daha karlı oldu aslında mantık olarak da. Yani yine de fiyatlar hani kırılsa bile kötü senaryoda işte %15 %20'lerde bile olsa geri dönüş. Aslında çok az bir mesaiyle o parayı %20 30 gün içinde çok yüksek ihtimal hani %90 ihtimalle döndürebilmeniz güzel bir iş modeli değil mi yani şey olaraktan? Hani dışarıdaki herhangi bir işle kıyasladığın zaman verilen 8 saatlik mesaiyle belki de işte 1 aylık parayı döndürebileceğiniz 8 saatlik mesai aslında. Anlatabildim değil mi? Çok mu karıştı? Yani kesinlikle öyle. Yani bunu şöyle de aslında ben örnek vererek destekleyebilirim. Yani şöyle söyleyebilirim. Yani yaklaşık bir 4 saatlik bu işi, yani ürün araştırma işine tam full konsantre odaklandığımda orada belki 3-4 tane bulduğum ürün sayesinde ben 1 aylık aslında evimin geçimini sağlayabilecek bir getiriye sahip olabiliyorum. Yani 4 saatlik bir üründe de 1 aylık karı, 1 aylık gelirini sağlayabilirsin. Yeri gelecek 2-3 gün uğraşıp bulduğun üründe de yine aynı getiriyi sağlayabiliyorsun açıkçası. Aslında daha da hani basite indirmem gerekirse şunu demek istiyorum. Herhangi bir işle kıyasladığın zaman aslında 2-3 günlük mesaiyle örnek veriyorum 30 günlük çalışacağın bir yerde işte 2 askeri maaşın belki de 1,5 askeri maaş minimumda işte kazanıyorsun aslında baktığın zaman. Peki şu anki kıvamınızda diyoruz ya işte 2 günde uğraşta ya da günlük 4 saatlik uğraşa. Sizce insanlar doğru emekle bu sürece ne kadar sürede gelebilir? Yani açıkçası en az bir 3 ay bir eğitim ve bu işi deneyimlemesi gerekir. Yani 3 aydan önce ben çok zor olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hem ben de açıkçası sağlam temel açısından da zaten ekipteki arkadaş telefonla arayınca eğitim alacak arkadaşları 1 ile 3 ay arası zor olacağını ama sonrasında değeceğini aslında ben hep diyorum değecek yani değecek aslında önemli olan o. Şimdi siz 3 aylık emeğinizle hangi işte bu kadar az mesaiyle bu kadar getir sağlayabildiniz? Aslında buradaki basite indirdiğimiz matematikte çok çok Amazon'un aslında işçileri de bizleriz maalesef. Yani bir yandan maalesef bir yandan fırsat dövizden dolayı.
Genel olarak işçileri işte Türkler, Hintliler, Pakistanlılar, Çinliler, Amerikalılar bizim kadar uğraşmıyor Amazon'da. Mesela Amazon Amerika'da Amerika satacağınız yerde bizler daha fazlayız belki de şey olarak. Genel bu üçüncü parti ülkeler olarak baktığınız zaman. Peki burada şu an siz wholesale kısmına geçeceksiniz. Yatırımcı kısmını çevrenizden hallediyorsunuz. Bu Amazon ortamından da dijitalde tanışıp mesela ben Discord'da da gördüm hiç. Yatırım talebi oldu mu ya da bu videoda... Doğrudan bu talebi açmak ister misiniz? Yani arkadaşlar bana ulaşsın, bu süreci birlikte yönetebiliriz. İşte hangi şehirde yaşıyorsunuz? Belki buluşabilirsiniz. Şöyle hocam, tabii ki durumlarla ilgili biz Discord'da işte başarı yaşadığımız şeyleri paylaşıyoruz. Orada da tabii birbirimize destek oluyoruz. Yani işte bunlardan dolayı biz de mutlu oluyoruz. Başkalarının başarılarını da görünce. Ben tabii orada... hani markalarla nasıl iletişime geçeceğim noktasında daha tecrübeli arkadaşlar varsa onlardan da hani bir geri bildirim almak için aslında paylaşmıştım. Tabii bu siparişin büyüklüğü, işte efendim markanın sonuç olarak bir yetkili satıcı verdiği kişiden büyük bir şey beklediği için birkaç arkadaşım dönüş yaptılar. Yani yatırım görüşmeleri yapmaya başladığımı da yazdığım için birkaç arkadaşım aradı, hatta yazdı. Biz yatırımcı olmak isteriz. İşte eğer ki hani bununla alakalı bir tek başınıza yönetemeyeceksiniz, yani maddi olarak yetemeyeceksiniz, biz destek olmak isteriz gibi. Hatta 2-3 arkadaşımla görüşme yaptım. Ama dediğim gibi ilk adımda çevrem bu desteği sağlayabildiği için yeterli şu an için başka bir arayış içerisinde girmedim açıkçası. Şu şekilde olabilir aslında. Tabiri caizse bu 750 bin TL'lik yatırımı bu markaya siz satın alıp ya da daha da abiyane tabirle o 750 bin lirayı o markaya bağladıktan sonra aslında bu bilginizle farklı markaları bulup yine yatırım alabilirsiniz. Yani çok ciddi bir mesai boşluğu olacak çünkü. Hani arbitrajda diyorduk işte günlük 4 saat işte 2-3 gün çalıştığında oluyor. Wholesale'de işi bağladıktan sonra bütün sermaye aslında orada dönüyor. Hani çok ciddi bir vakit tasarrufunuz oluyor. Burada farklı markaları bulup yine yatırımcı bulabilirsiniz. İşin daha da güzel yanı, siz hiç para vermek zorunda değilsiniz artık. Yönetebilirsiniz işi. Ya kesinlikle. Hep bunu ben anlatıyorum. Para falan umurunuzda olmasın diyorum. Hani önemli olan nitelikli bir iş sahibi olun. Şöyle de söyleyeyim. Siz mesela bir marka bulursunuz. Discord'da paylaşırsınız. Ben de yatırımcı olurum size. Neden olmayayım? Oturur konuşuruz. Matematik bellidir. Ben derim net kardan bu kadar. Buyurun. Hani emeğinizdir vesaire. Ya burada bu şekilde hiç para yatırmadan da emeğinizle gayet para kazanabilirsiniz yani bu işten. Kesinlikle hocam. Yani bu işin artık sonu yok diye düşünüyorum ben de. Dolayısıyla hani sonuç olarak birçok kişiyle iletişime geçeceğiz. Yani belki yüzlerce markaya mail atacağız. Belki benim bütçem bir tanesine yetiyor olacak ama iki kişi belki tamam sana yetki verelim diyecek. O noktada elbette bunun tabii ki reddedilmemesi için hem Discord'da bu işi yapmak isteyen, yatırımcı olmak isteyen arkadaşlarımızla paylaşabiliriz. Hem sizler de bu noktada destek olabilirsiniz. Çok güzel olur. Tabii ki, tabii ki. Şunu da merak ediyordun insanlar. Şu anda tek mesleğiniz Amazon satıcısı olmak mı? Kesinlikle öyle. Hatta şöyle bir durumdan bahsedeyim. Ben işte bu çalıştığım muhasebe pozisyonunda artık yavaş yavaş bu işi de öğrenmeye başladıktan sonra yaptığım denemelerden sonra işte telefondan göstermiş olduğum satışları da zaten hani yakaladıktan sonra tamam dedim, bu işi ben ana işim olarak yapmak istiyorum. O yüzden işte Aralık ayında istifa verdim. İşte şirket yetkilimle görüştüm, dedim bu şekilde artık ben kendi işimi yapmak istiyorum. O sebeple ocağın sonuna kadar bu işte devam ediyorum ve Ocak sonundan itibaren de artık ana işim olarak yapmaya devam edeceğim. Peki burada aslında genel olarak da maaşı çalışıp hayatla mutlu olmayan, aslında sizin aldığınız riski almak isteyen arkadaşlar vardır. Ve onların ağzından aslında şu soru gelecektir sizin tarafa doğru. Ya nasıl güvenebildin, hani güvenli bir işini bırakıp da nasıl hani Amazon satıcısı oldun? Ya hesabın kapanırsa, ya ürünler bir şey olursa, ya olursa ya bu olursa kısmında... Siz o arkadaşlara ne demek istersiniz yani? Nasıl bir bakış açınız var sizin bu riski alıyorken? İşinizi bırakma riskini alıyorken? Evet, öncelikle şöyle bir hani biraz bu işten istifa etme sürecinden önce aslında benim şöyle bir hayalim vardı uzun zamandır. Yani hep kendi işimi yapmamla alakalı bir kafa yapısındayım. O yüzden Amazon'un da böyle bir işte ne diyelim, Amazon'dan da bu şekilde bir gelir elde etmeye başladıktan sonra hani artık tamamen dedim ki ben bu işi artık ana işim olarak devam ettirebilirim. Yani ne zaman ki o ilk işte ay, yani yapmış olduğum 6 bin dolarlık ciro
gördükten sonra bu işten artık tamamen emin olmaya başladım açıkçası. Bir de tabii eğer mümkünse tabii ki bu işi yani ana işi olarak yapmak isteyecek olan kişilerin eğer mümkünse hani bir ek geliri olabilirse hani aileden olur, eşinden olur, aileden bir destek olur, anneden babadan olabilir. Sonuç olarak bir güvencesi olur. Kadar desteği olmaları güzel olur. Çünkü hani sonuç olarak işte yazılım giderim var, mağaza kiram var vesaire. Hani başlangıç için bunları karşılayabiliyor olmak gerekiyor. Sonrasında artık yürürsünüz diye düşünüyorum yani. Peki burada mesela şu anda bu YouTube videosunu ilk defa izleyenler vardır. İşte Amazon girilir mi, girilmez mi? Drop'la mı başlayayım? Ne yapayım, ne edeyim? Shopify Drop'a mı başlayayım? eBay hani böyle çorba olmuş arkadaşlar da oluyor. Onlara ne demek istersiniz? Hani onların gözünden ya da işte sizin bu aşamanız mesela nasıl bir katkıda olabilir on arkadaşlara? Başlangıçta çok fazla bilgi var. İşte bahsettiğiniz gibi işte dropshipping var. İşte online arbitraj sürekli videoları çıkıyor karşımıza. İşte bununla alakalı işte wholesale ile alakalı videolar çıkıyor. Yani burada başlangıçta aslında şunu çok iyi bilmek lazım. Bu işe yani Amazon ticaretine başlamanın en güzel, en kolay yolu ve en minimum riskle girilebilecek yöntem ben online arbitraj olduğunu düşünüyorum. İlk başta birçok işte bilgi kirliliği içerisinde bir sürece girdim. Bazı hatalarım oldu. İşte yanlış bir eğitimle işte başlamış oldum. Ama sonradan anladım ki benim için bu işe başlamanın en kolay noktası online arbitraj olduğunu düşündüm. Hatta sizin geçmiş videolarınızda da hep şunu söylersiniz. Yani bu işe online arbitraja gerekirse bir koli gönder. Yani gerekirse zarar et o kolinde. Ama o sürece bir gir. O süreçte neler yaşanıyor? Ürünlerini bir tedarik et. Sonra işte kolile, ondan sonra Amazon'a gönder, bir satışını gör. Yani burada illa ilk kolinde kar etmek zorunda değilsin. Yani zarar edebilirsin ama bunu kendin için bir eğitim gideri olarak düşünmelisin. Ve bu ilk yaptığın, belki zararla başladığın süreçte sana müthiş faydalar sağlayacak. Bir tecrübe katacak ve cesaret getirecek sana. Bu cesaretle artık belki de senin önünü hiçbir şey kesemeyecek. Yani çeşitli zorlukları olacak bu işin. Yeri gelecek işte ürünün işte iade alacaksın. Yeri gelecek işte Amazon listeni kapatacak. Yeri gelecek müşteri kötü yorum yapacak. Yani bu şekilde birçok işte olduğu gibi bu işte de tabii ki dezavantajlar olacak. Ama kesinlikle hiçbir şekilde yılmamayı öğrenmek gerekiyor. Yani senin hedefin olmalı. Bir hedef koymalısın ve her gün o hedef için bir mücadele etmelisin. Mesela benim bir tane çalışma çizelgem var. Hatta burada söyleyeyim, Notion diye bir not alma programı, yazılımı, ücretsiz zaten. Benim her gün takvimimde muhakkak o güne ait yapmam gereken işler bulunuyor. İşte bugün markalara mail atılacak. İşte ertesi gün işte onlardan gelecek cevaplara geri dönüş yapılacak. Bugün Kanada için ürün araştırılacak. Hatta bir yazılım daha var. Clockify diye bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada da çalışmaya başladığın anda startı veriyorsun. Kaç dakika çalıştığını orada görebiliyorsun. Geçmişe dönük de burada aslında bir işe ne kadar zaman ayırdığını da aslında görebiliyorsun. Bu da senin verimliliğini arttıracak bir çalışma. Ama işin özet tarafı şu. Yani bir kere bize kimseden fayda olmayacağını bilmemiz lazım. Bir hedef belirlememiz lazım. Her gün o hedef için küçük küçük işler yapmamız gerekiyor. Daha sonra o yavaş yavaş büyüyecek ve bizim hedefimize ulaşmamızı sağlayacak diye bu yeni başlayan arkadaşlara tavsiyelerde bulunabilirim. Notion kısmına şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Kesinlikle o mesela bugünden yarın ne yapacağının belli olması ve onların her yaptığında tik koyman çok güzel bir dopamin salgılıyor. Ayrıca onları mesela bu yarın 3 görevi yaparsam basit bir ödül koymak da o şeyi daha tatlı kılıyor. Örnek veriyorum, şu an hızlı aklıma geldi. İstediğim bir hamburger menüsünü yiyeceğim, örnek veriyorum işte. ne bileyim, bilmem ne sinemasına gideceğim ya da işte şurada bir günlük eğlencemi yapacağım şu 3 görevi yaparsam. Yani böyle çok basitinden artık hamburgerden çıktım. Artık sizin maddi ve hedeflerinizi heyecanlandıran neyse ona göre basit ödüllerle. O zaten o döngüyü sen düzenleyip bu basit ödüllerle kendini tatmin ettikçe yani mutlu ettikçe
Sonrasında bir bakıyorsun markaların biri işte olumlu dönüyor. Sizin olay gibi bir anda yani siz şunu tahmin edebilir miydiniz? Ben markaya mail atacağım, marka olumsuz olacak. Ben biraz sizin tabirinize ajitasyon yapacağım. Oradan marka onay gelecek. Çevrenize bir anda 750 bin TL'lik yatırım çıkacak. Bir anda bundan sonrasında umarım iyi gider ki duymak da isterim yani. 2-3 ay sonra evet bu yatırımı çok iyi yönetiyoruz, şunlar bunlar oldu. Aslında kapı nereden nereye gittiği, kapıyı nereden nereye açtığını görmüş olacağız bu şekilde. Mesela ben şu anda işte Amazon'a ilgili bir yazılım yapıyoruz. Kısmet Şubat, Mart'ta hani ilk demo sürümü çıkacak. Şu an mesela bütün enerjim orada. Daha ne yapabiliriz? Nasıl fayda olabiliriz? Nasıl bir fiyatlandırma yapsak insanlar hani gerçekten buraya bir hani bedel ödese de hakkını fazlasıyla alıp memnun olabilir. Rakip yazılımlara bakıyoruz. Gibi gibi mesela bizim de motivasyonumuz şu an o şekilde ilerliyor. Mesela benim eğitim kısmım oturdu. Yani çok ciddi bir zaman tasarrufu var. Güzel bir sistemi kurduk. Açıkçası ustalık sınıfı hem moderatör ekibi hem içerideki ortamı hiçbir eğitim platformunda görmedim. Ne Amazon ne Shopify'da. Hani hepsi, çoğu eğitmenin eğitimini aldım. Bulunduğum ortamlarda. Telegram olsun işte WhatsApp grupları olsun gibi gibi. Orayı çok güzel inşa ettik. Güncelliyoruz hala. Eğitimdeki kendi öğrencilerimiz, YouTube'a çıkmış insanlar gönüllü oraya veriyor insanları. Bunlar çok güzel örnekler. Sizin dediğiniz gibi işte bir anda mesela ben Mustafa Bey'e öğrettim. Mustafa Bey çevresine öğretti. Yani bir anda aslında bir dokundunuz. Meksika dalgası denir. Meksika dalgası gibi hani gidiyor. Yani belki hiç tanımadığım insanlara sizlerin aracılığıyla dokunmuş oldum. Hani sizlere bilgi aktardık. Sizler bunları iyi işlediniz. Bu işi yapmak istediniz. Oradan oraya gitti. Ya bunlar güzel hisler. Hedeflediğimiz noktada olduğumuzu gösteriyor. Bizi de mutlu ediyor açıkçası. Dediğiniz gibi bir iş oturduktan sonra çok ciddi bir zaman kalıyor. Maaşlı işle kıyasladığın zaman. İşte ben İstanbul'da çalışıyordum. 8-8,5 saat mesai. Bahçelievler'den Emirgan'a gidiyordum. 2 saat geç, 2 saat dönüş. Metrobüsü, minibüsü, yürümesi vesaire. Ya günde 10-12 saat işe gidiyordu. 8 saatte uyuyorsun. 4 saatte affedersin perdin çıkmış oluyor. Zaten hani kafa olarak da fiziki olarak da çok güzel bir şey olmuyor ki haftada bir gün izinli olduğum işte de o bir günde eğlenemiyordum yarın yine iş var diye. Dediğiniz gibi Amazon tarafında tabii ki sorunlar çıkabiliyor. İşte liste kapanıyor, farklı şeyler olabiliyor. Bunu bir teraziye koymamız gerekiyor. İşin bir diğer güzel tarafı da ben alarmla uyanmıyorum. Ya bu ne kadar önemli bir şey. Kendilerde alarm kurmam gerekti erken bir saate. Bayağıdır kurmuyordum. Ya o eski kötü günler geldi aklıma. Nefretle kalktığım günler geldi aklıma. Kendine izin yazıyorsun. İstediğin kıyafetle çalışıyorsun. Otelde çalışıyordum ben. İşte saç sakal kesiliyordu. İşte kunduralar, takım elbise vesaire. Ya bunlarla kıyaslayınca siz de kendiniz geçmişte birçok şey denediğiniz için aslında zaman zaman böyle işi salacağınız zaman o anlarla kıyaslayınca daha çok sahip çıkıyorsunuz var olan işe. Amazon'a, e-ticarete, kendi kurduğunuz işlere. Kesinlikle hocam. Mesela işte birkaç gündür evden çalışıyorum. Yani böyle dediğiniz gibi yani saat falan kurmaya gerek yok yani. Bir anda uyanıyorsun ve diyorsun ki bugün şu görevlerim vardı, şu işleri yapmalıydım. Yani hı-hı, mutlu bir şekilde uyanıyorsun. Yani bu çok güzel bir duygu. O yüzden yani mümkün olan çevremdeki birçok kişiye yani hiç alakası olmayan bir insana bile şunu söylüyorum. Yani bir şeyle ilgilen, bir şeyi çok iyi öğren ve o iş senin gelir kapın olsun. Yani artık benimle konuşan birçok kişiye hani bunları söylüyorum. Kimisinin tabii ki bunu almadığını görüyorum. Yani herkese de girişimci olmayı tavsiye edemezsin. Çünkü o şeye alışmış. Yani güvenceye. Güvenceye alışmış. Ama bir yandan da isyan ederler. Değil mi? Evet. Yani mümkün mertebe herkese bunun tatması yönünde elimden bir şey geliyorsa vermeye çalışıyorum. Peki bu kadar e-ticaret hani platformu varken ki hani başta Türkiye e-ticaret platformu olan bir yerde muhasebe kısmında rol aldınız. Neden mesela şu anda başrolünüzde Amazon var? Hani şu anki zaman ve para yatırımınız en çok o kovada, o sepette diyeyim daha doğrusu. Şöyle hocam, şimdi benim bir hayalim var ve bu hayalde Türkiye'den çıkmış bir markamı dünyaya tanıtmak aslında. Şimdi Türkiye'de tabii ki bu işi denedim. Yani Trendyol'da, hepsi burada, Amazon.com.tr'de de denedim. Ancak maalesef burada karlılıklar düşük, rekabet çok yüksek. Yani bir şekilde benim bu parayı döviz olarak karşılamam gerekiyor. Yani döviz olarak bir iş yapmam gerekiyor diye düşünerek bu şekilde Amazon arayışına girmiştim. Şimdi şöyle de bir gerçek bir örnek vereyim. Yani ben mesela Türkiye'de işte örnek veriyorum, Trendyol'da yapmış olduğum bir satıştan bir üründen 20 TL kazanıyorum. Yani bir üründen 30 TL kazanıyorum.
Belki o paranın bana geri dönüşünü geçen sürede bile belki o para değer kaybediyor. Ancak Amazon'da döviz olarak ürün döviz olarak ticaret yaptığımız için orada belki 5 dolarlık bir kar yaptığımda, yani düşünün buradakinin 30 katı bir kar elde etmiş oluyorum. Böyle bir avantajı olduğu için de ve hızlı bir şekilde bu hedeflerime de ulaşmamı sağlayacak olduğu için Amazon'u seçtim. Bir de şöyle bir şey var. Yani Türkiye'deki hani platformlara bakıyorsunuz, işte örnek veriyorum, tam rakamları bilemeyebilirim ama işte örnek veriyorum, Trendyol'un aylık ziyaretçi sayısı işte 90 milyondur, 100 milyondur, tam bilmiyorum rakamları. Ama baktığımız zaman dünyanın en büyük AVM'si ve aylık ziyaretçi sayısı 3 milyar gibi o rakamlara ulaşan bir pazardan bahsediyoruz. Burada da büyük bir pasta var ve bu pastadan pay alabileceğimi de düşündüğüm için aslında orayla başladım. Burayla başlanıp aslında Amerika içerisinden işte eBay, Etsy üzerinden devam edilebilir. Sadece Amazon da yok. Kesinlikle. Gibi yerlerde. İşte Walmart var mesela. Wayfair var. Bu gibi yerlerden de ilerlenebilir. Tabii ki biraz tecrübe kazanmak için ve kolay bir girişi olduğu için Amazon'la başladım. Buradan Amazon'dan alıp Amazon'a satma ile ilgili. Kolay derken tedarik anlamında, arbitraj tipi anlamında. Aynen öyle, arbitraj tipi anlamında. Bu şekilde başlanıp daha sonra da işte farklı pazar yerlerine de yine girilebilir. Bu şekilde onların, yani yeni kişilerin de bu noktadan bakmalarını tavsiye ediyorum. Ve öyle çok pardon. Ya siz şimdi Türkiye'de %20 karınız var. TL ile %20 kar yapıyorsunuz. Yurt dışında %20 ile kar yapıyorsunuz. Aslında 30 ile çarptığınızda belki %5 kar oradaki %20'den daha fazla olacak yani. Hani kesinlikle. Bakıldığı zaman. Bir de dediğiniz gibi Türkiye'de enflasyon, ürün şey gelene kadar, belki para gelene kadar değer kaybedecek. Birinde de her zaman yukarı çıkacak bir şey yatırım yapıyorsun aslında. Evet, yani bilmiyorum, Trendyol'da mesela arbitraj yapan insanlar var. Yani işte Türkiye'deki toptancıları alıp yapıyorlar anladığım kadarıyla. Motivasyonlarını merak ediyorum. Bir gün onlarla da konuşmak isterim açıkçası. Yani nasıl bir şeyle devam ediyorlar motivasyonla? Açıkçası ben bunu yapan bir arkadaşım var ve bu işten memnun olmadığını söyleyebilirim. Yani aslında düşünceleri gayet bence açık. Yani bu işi çok da memnun oldukları için yapmıyorlar. Yani bu işi aslında hani internette işte ben ne satabilirim diye araştırdıklarında işte Türk pazar yerlerinde XML veren bazı yerler var mesela. Web siteleri var. Onlarla başlıyorlar. Ama onların da zaten amacı bir eğitim satmak gibi bir durum oluyor. Yani aslında o XML'i sana veriyor ama hani aslında o hizmetinin parasıyla aslında geçinen kişiler bunlar. Yani dolayısıyla aslında çok da memnun değiller. Yani işin özeti bu. Çünkü yani biz online arbitraj tarafında ya da işte ne diyelim, yani dropshipping tarafında hadi dolarla bir şekilde bir şeyler yapıyorsun. Ama Türkiye'de TL ile yapıyorsun ve zaten halihazırda bir üreticiden bir ürün alayım satayım dediğinde bile yani ürün başı 5 lira 10 lira para kazanıyorsun. Kaldı ki bunun dropshipping tarafını yapmaya kalktığında yani çok zor para kazanmak. Hedefler güzel, oturaklı, hiçbiri hayalci değil. Zamanla gayet olabilecek. Yani bugün bir verdim, yarın on aldım değil. Gayet adım adım, merdiven şeklinde gidilebilecek hedefleriniz var. Peki bizden memnun musunuz? Var mı bir sıkıntı? Söyleyebilirsiniz, hiç sorun değil yani. Var mı eksik bir taraf? Ya açıkçası öyle bir şey söz konusu olsaydı yani bunu söylerdim kesinlikle, yani burada açık ve dürüst olayım. Tabii söyleyeyim varsa. Yani şöyle söyleyeyim, eğer ki online arbitraj, işte wholesale, bu tarz iş modelleriyle alakalı ben hangi eğitimle başlamalıyım diyorsanız, yani buradan herkese gerçekten açık ve dürüst bir şekilde söyleyeyim. Birçok eğitimi satın almış, birçok eğitimden içeriye eklemiş bir eğitimden bahsediyorum. O yüzden şu anda yani ustalık sınıfı gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Yani bunun zaten bunun örneğini şöyle verebilirim. Ya bakın, ben bir yıl boyunca retail arbitrajda yaptığım ciroyu bir ayda yaptım. Yani bunun, yani bu eğitimin başarısını bence bu çok güzel kanıtlıyor. Yani ve hani ne kadar geçmişte yaptığın yanlışı anlıyorsun. Keşke diyorsun ya, gerçekten bu eğitimin içerisinde Discord'da da konuşuyoruz. Yani keşke daha önceden karşılaşsaydık diyenleri çok görürsünüz. Yani zaten girdiğiniz zaman bunun da farkına varacaksınız. Yani burada şöyle bir şey var. Yani kimse hani burada bilgisini saklamıyor.
Mesela yine YouTube kanalınızda sizin birkaç video öncesinde çıkmış arkadaşlar var mesela. Yani onların Discord kanalında birçok topluluğa yapmış olduğu katkıları gerçekten burada anlatsak bitmez. Yani girdiğiniz zaman aslında sadece eğitimin içerisinde hani bir video izlemekle kalmıyorsunuz. Sizinle birlikte yol alan arkadaşlar olduğunu görüyorsunuz. Yani her an zaten eğitmene ulaşabiliyorsunuz. Her an soru sorabilir, cevabını alabiliyorsunuz. Zaten hocaya bile gerek kalmadan içerideki tecrübeli arkadaşlar size zaten bunun cevabını veriyor. Artı şöyle güzellikler de var. Mesela içeride moderatörler bulunuyor. Siz mesela diyelim ki ben yeni bir pazar açılmak istiyorum. Mesela Avustralya'yı bilmiyorum ben. Oranın işte avantajı, dezavantajı, işte gümrük vesaire gibi konuları bilmiyorum. Yolda da ürünüm kalsın istemiyorum. Ne olacak? Bu işi bilen birisiyle bu işi halletmem gerekiyor mesela. Discord kanalında yine bu alanla ilgili uzman kişiler sana birebir destek verebiliyor. Yani seninle yol arkadaşı oluyor, mentorun oluyor ve senin belki zaman ve işte para kaybını önleyebiliyor. Bu gibi avantajları bulunuyor. Bunu bence değerlendirmek lazım. Böyle fırsatları da kaçırmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Açıkçası ben de çok mutluyum ortamdan. Yani diyorum ki bu kadar güzel bir ortam yaptık ki insanlar kendi deneyerek öğrendiği şeyleri gönüllü paylaşıyor. Bu çok değerli bir şey aslında yani baktığınız zaman. Normalde insanların bilip saklar. Ben o kadar öğrendim şey yapayım. Diğer arkadaş paylaşıyor. Diğeri de kendini vefa borcu hissediyor. Diğeri bir şey paylaşıyor. Çok güzel bir ortam oluyor. Ben de hani çok mutluyum oradan. Şunu da hani büyük konuşmak değil aslında bu olanı söyleyeyim. Şu anda 203 ders içeriğimiz var. Hatta 204. Hala güncelliyoruz. Mart ayında 2 yıl dolacak eğitimin. Bu 204 ders içeriğini not alarak izleyerek izleyen arkadaşlar bir yandan Instagram'a kaydırarak değil ama gerçekten izleyen insan meslek sahibi oluyor. Döviz kazanabileceği meslek sahibi oluyor. Yani bunu rahatlıkla iddia edebilirim. İddia diyeyim şimdi hani kesin konuşmak hani ticarette olmaz ama rahatlıkla söyleyebilirim. Güzel yorumunuz için de teşekkür ederim. Rica ederim. Bence o konuda çok haklısınız. Yani bakın meslek sahibi olmak gerçekten hani zor bir süreçtir. Yani şimdi bugün hangi mesleği yapmaya başlarsanız başlayın. Düşünün ki bir işte torna tesviye işi yapacaksınız yani. Bu bir meslek öyle değil mi? Yani gittiğin zaman orada en az birkaç ay böyle makinenin başında durman gerekir. İşte o çıkan parçaların çapaklarını evet. Silmen lazım. Talaşları götürüp dökmen lazım. Yani orada o kirin pasın içerisinde bulunman gerekiyor. Uzun bir süreç belki bu makineye işte kontrol sağlayabilecek seviyeye ulaşman için. Sonuç olarak bir emek veriyorsun değil mi? Yani orada bir deneyim kazanıyorsun. Şimdi düşünün ki bir eğitim sitesi var ve sen buraya giriyorsun. Sırasıyla not alarak bazı videoları izliyorsun. Diyorsun ki tamam ben bu işi şu yöntemlerle deneyeceğim. Deniyorsun ve bu işin getirisini de görüyorsun. Tamam artık yani ben bu işten para kazanıyorum. Ama ne bir kirin pasın işin içine girdim ne saatlerce işte işe gidip geldim. Yani tam odaklı bir şekilde dediğiniz gibi not alarak izledikten sonra yani burada bir ayda belki 1,5 ayda bu hazmederek böyle eğitimi izleyip not alarak tamamladığınızda 1,5 ayda belki 1 ayda kendi kabiliyetinize göre değişir bu. Meslek sahibi olabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi yani ben normalde işte online arbitraj yapan birisiydim. Bakın şimdi benim mesela e-ticaret sitem var. Orada faal bir şekilde insanlar Amerikan vatandaşları siteye girip satın alım gerçekleştirebiliyorlar. Benim İngiltere'de şirketim var. Amerika'da şirketim var. Şimdi Türkiye'de markamı tescil ettirdim. Amerika'da marka tescil sürecine başladım. Yani ben hiç beklemiyordum ben bu noktalara geleceğimi. Nasıl oldu? İşte bu bilgiyi, bu teoriyi artık hayata geçirmeye başlayarak, belli hedefleri tutturarak bu bizi başarıya götürecek arkadaşlar. Vallahi ağzınıza sağlık. Çok güzel konuştunuz. Keyifli de sohbet oldu. Hayattan, Amazon'dan, hedeflerden, olası şeylerden her şeyle konuştuk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim buradaki hocam. Ben de... objektif oluşunuz, net oluşunuz, gayet samimi, rahat bir şekilde paylaşımlarınız. Discord'da da zaten sizi görüyoruz. Daha devam edeceğiz. Birlikte farklı işler de olabilir. Dediğim gibi hani biz kendimiz de networking yayını yapıyoruz. Oradan da insanla tanışırsınız. İstanbul'da buluşmalar oluyor, İzmir'de oluyor, Ankara'da olduğu, yurt dışında birçok insan var. Birçok kapıyı açıyor. Bu videoda olmanız da birçok kapıyı açacaktır. İnanın yani burada neler olacak göreceksiniz. Ben YouTube'da tanıştığım insanlarla Amazon camiasından
şehir değiştirip belli bir süre ev arkadaşı olduğum insanlar oldu. Buradan tanıştığım insanlarla, yani hiç görmediğim, benim daha önceden görmediğim. YouTube öyle bir yer. Kapılar açılıyor ne hayatta. Önemli olan aktif olmak. Hayatın tam böyle göbeğinde durmak. Oradan kapılar açılıyor. Geride durmamak. Bu şekilde var mı eklemek istediğin son bir şey? Kapanışa geçiyoruz. Açıkçası yine belki hani konuşmamızın işte ortalarında bahsetmiştim ama yani şu anda günümüz şartlarında gerçekten bir maaşla işte çalışmak, sabah işte 9 akşam 6 arasında sadece verilen görevleri yaparak ne uzayabiliyoruz ne kısalabiliyoruz ve bir şeye de sahip olamıyoruz. Yani bizim bir sorumluluk almamız gerekiyor artık. Yani bu hayatta bir şeye karar vermemiz lazım. Bu karar da bizim kendi hayatımızı kontrol edebildiğimiz bir hayat olmalı. Ve amacımız burada bir konuda uzmanlaşmak olmalı. Yani amacımız sadece para kazanmak olmamalı. Zaten başardığın zaman belli bir şeyleri zaten para bununla birlikte gelecektir. Dolayısıyla bence hangi alanda olursanız olun, bu e-ticaret olabilir, bu başka bir konu olabilir. Bir hedef belirleyin ve bu hedef için her gün üzerine bir şey koyun. Çalışın ve eninde sonunda o elde etmek istediğiniz hedefe ulaşacaksınız diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum. Dolayısıyla bu şekilde tavsiyelerde bulunabilirim. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kendinize iyi bakın. Ben görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam. Hayırlı sağ akşamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun.